Net Yanıt Turizm Programı'na hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Burcu Ilgaz. Her hafta sizlerle 19.30'da Lider Haber ekranlarında turizmi konuşuyor olacağız. Geçen hafta Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı'yı ağırladık ve kendisinden Antalya'nın istatistiki durumuyla, turizm istatistikleriyle ilgili çok güzel güncel bilgileri aldık. Ve son kapanışımızda kendisiyle sağlık turizmini konuşmaktan hemen imtina ettim. Çünkü bu hafta sağlık turizmini konuşacağımız çok özel bir konuğumuz olacaktı. Kendisi Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Özdenen Özkan. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun programınız. Antalya'ya yakışacak bir program olacaktır. Turizm sonuçta Antalya'nın göz bebeği değil mi? Çok teşekkür ederim hocam. Ben sizin karşınızda biraz heyecanlıyım. Olur mu? Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi olarak sizinle beraber aynı platformda karşı karşıya olmak beni çok mutlu etti ve tabii ki ekstra heyecanlandırdı. Tabii bazen sorularımla Sayın İdris Başkanım'dan da rol çalıp size sorular sorabilirim. Buyurun hocam başkanım. Hoş geldiniz. Tekrar hepimiz hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok değerli bir konuğumuz var bu akşam canlı yayınımızda. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Özdenen Özkan. Evet, Net Yanıt Turizm Programı'na ilk defa katılıyorsunuz hocam. Tabii üniversitenin geçmişine baktığımızda 1982 yılından bu yana ilk defa bir kadın üniversite rektörü oldu. Öncelikle bu nasıl bir duygu? Rektör olmayı önceden bir düşünceniz var mı? Nasıl gelişti? Bunu sormak isterim. Çok teşekkür ediyorum. İki tane kız annesi olarak inşallah onlara güzel örnek olurum diye başlamak istiyorum. Aslına bakarsanız ne zaman Nisan ayı, 2020'nin Nisan ayında rektörlük başvuruları başlamıştı. Ben son güne kadar bu dosyayı verip vermemekte aslında açıkçası çok kararlı değildim. Ama son birkaç ayda yaşadığım bazı şeyleri üniversitede olursam belki bazı şeyleri istediğim gibi yapabilirim düşüncesiyle son dakikada aslında başvurdum. Böyle bir öncesinde çok uzun planlanmış bir planım yoktu aslında bakarsanız rektörlükle ilgili. 2020'nin Ağustos ayında da Cumhurbaşkanımızın isteğiyle bu göreve geldim. Güzel bir duygu. 2 yıl geçti. 4 yıllık bir görev. İnşallah tamamlayabilirsek. 2 yıl bitti. Güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum açıkçası. Yorulduk elbette. Çünkü Covid sürecinde biz görevi devraldık biliyorsunuz. Bu anlamda güzel, yorucu, mutluyum ama inşallah tabii ekiple güzel. Ekiple yapıyorsunuz. Tek başına yapmıyorsunuz hiçbir şeyi. Bu anlamda inşallah hem üniversite için hem Antalya için hem kendim için, ailem için sonuçta en sonunda bittiği zaman iyi ki yapmışım derim. Hep onun için uğraşıyorum açıkçası. Burcu Hocam'a geçmeden önce sizle ne değişti Akdeniz Üniversitesi'nde? Aslında onu belki bana sormamak gerekiyor, etrafa sormak gerekiyor ama sağlık turizmde Akdeniz Üniversitesi çok ciddi potansiyeli var. Bunu kullanmamız gerekiyordu. 2020'de biz görevi aldığımızda sağlık turizmine ait çok ciddi şeyler yoktu açıkçası, hareketler. Sağlık turizmini geliştirdik açıkçası. Bunun dışında eğitimi, sonuçta biz bir üniversiteyiz ve ilk yapmamız gereken şey, niçin biz kurulduk? Eğitim için kurulduk. Bu anlamda eğitimi kaliteli yapmak için elimden geleni yaptım. Hatta bu son üniversite sınavında biliyorsunuz maalesef yaşanan çok sıkıntılı şeylerden sonra tıp fakülteleri bir miktar kan kaybetti. Maalesef. Ama ne güzel ki Akdeniz Üniversitesi bir tık daha yukarıya çıktı. Biz bir adım daha yukarıya çıktık, bir sıra daha yukarıya çıktık. Bu bence yani hakikaten çok çabaların, bir sürü çabanın sonucuydu bu. Bir şu anda bir bilişim vadisi, bir teknoloji vadisi yapılıyor şu anda üniversitede. Yine Cumhurbaşkanımızdan aldığımız bir bütçeyle ona çok güzel bir proje sunmuştuk. O da ikna oldu ve destekleyeceğini belirtti bize. Bu anlamda orada yapay zeka tabanlı ilaçlar, yapay organlar üretecek inşallah, kanser ilaçları üretilecek. Böyle bir oluşuma girdik. Benimle beraber teknokentimiz, güzel bir teknokentimiz var bizim. Türkiye'nin 8. büyük teknokenti. Ancak baktığımda gördüğüm şey şuydu. Üniversitenin içinde seralar mevcut ve hala seralara ihtiyaç var. Ve bizim 1100'e dönüm bir arazimiz var Aksu'da. Bunun bir kısmı Ziraat Fakültesi'nin eğitimi devam edecek. Bir kısmı da o tarım teknokenti olacak. Üniversitenin içinde kalan teknokent de bilişim teknokenti olarak devam edecek yoluna. Otoparkımızı başladık. Otoparkımızı bitmek üzere hatta. Evet, bilmiyorum. Evet. Bu yılın sonunda bitecek ya da 2023'ün başında. Bu da belediyemizle
ortaklaşa yaptığımız güzel proje oldu. Çok ciddi bir ihtiyaçtı. Siz yakinen biliyorsunuz, hastaneye çok sık sık gelip giden bir insansınız. Evet, evet. Akrabalarınızdan dolayı hakikaten çok ciddi bir sorundu. Çok. O toprak sorunu. Yıllardır hocam, yıllardır yaşanmış bir sorundu. İnşallah çözülecek o da. Yine dediğim gibi büyükşehirimizle beraber, evet, projemizle. Onun hemen yanında yine bir otel yapıyoruz. O otel hem sağlık turizmine hizmet edecek, hem de uzun süre kalan hastalarımıza. Şu anda tam onun planını yapılamadı ama. Kampüs belki, içerisinde mi hocam? Tabii tabii, hemen çok otoparkın güzel yan tarafında. 45 odalı, 100 küsür kişilik bir otel planlanıyor. Dediğim gibi sağlık turizmi ve uzun dönem kalan hastalara önce çok cüzi miktarda fiyatlarla hizmet verecek, hı hı, bir otel yapılacak ki o otelde de hizmet verecek olanlar turizmin öğrencileri olacak. Harika. O da iyi bir şey olacak. Yani genel olarak yaptıklarımız, şu an bir GES için uğraşıyorum, güneş enerjisi için uğraşıyoruz. Çünkü çok ciddi bir elektrik maliyeti son zamanlarda iyice arttı biliyorsunuz. Hastanemize en son gelen faturayı söyleyeyim ben size, 23 milyon sadece hastane. Of, ciddi yani bir bütün rakam. Üniversiteden çok bahsetmiyorum ben şu anda. Bu anlamda GES'te becerebilirsek eğer, orada da çok ciddi katkıları oldu. Çevre Bakanımızın, bir önceki Tarım Bakanımızın, çok teşekkür ediyorum onlara buradan da. Onların destekleriyle de inşallah o GES'i de tamamlayabilirsek inanılmaz iyi bir hizmet olacak. Keşke dünyada 20 yıl önce başlamıştı bu GES projeleri. Evet. Biz de o zaman başlasaydı. Üniversitenin yapısına, üst tarafına, binaların çatısına keşke konulsaydı. Geç olsun, ama güç olmasın. Peki, evet, bu bile başarıdır. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Az önce belirttiğiniz gibi hocam, gerçekten zor bir dönemde atandığınız dönem. Covid başladı, çok sıkıntılar yaşandı. Bizlerin içerisine yüreğini su serpen insanlardan biriydiniz. Aşı döneminde sizi takip ettik, sizi seyrettik. Biraz daha gönlümüz ferahladı esasen. Ama eğitim kısmında da çok sıkıntılar yaşadık. Online'a geçtik, online eğitim verdik ama tabii sizlerin açısından çok daha zor oldu. Tıp fakültesinde de yine online sistemde mi devam ettiniz? Yine biz turizmciler olarak hizmet sektöründe de aynı şekilde uygulaması gereken bir takım dersleri tabii ki veremez duruma geldik. Çünkü öğrencilerimiz burada yoktu. Sizin açınızdan hocam nasıl görüyorsunuz bu son geçen iki yılı eğitim açısından, öğrenciler açısından? Şöyle, biz ilk göreve geldiğimiz zaman maalesef çok bir önceki yönetim ister istemez çok hızlı yakalandı COVID'e. Çok. Bu anlamda baktığımızda bir eğitimin ne kadar kaliteli olduğunu anlamının en önemli ölçeği ölçme değerlendirmeleri sınavlardır aslına bakarsanız. Sınav sonuçlarına baktığınızda ortalama 98 olduğunu gördük. Ya bu hayata bağdaşlan bir şey değil açıkçası. Hı hı. Bir şekilde sınavlar istenildiği gibi yapılamamış doğal olarak ya da ödevlerle tamamlanmış yıl. Benim bir şansım da Murat Hoca'nın, yardımcımın bilişimden iyi anlaması ve yazılım, hı hı, yapabilmesi. Evet. Onu zaten daha önce de çok tesadüfi bir şekilde birkaç sene önceden başlayan bir soru bankası serüveni vardı. Üniversiteye çok önceden bir soru bankası hazırlamıştı ve biz onu kullanıyorduk aslına bakarsanız. Oradan zaten bir altyapı vardı. O altyapıyı geliştirdik ve biz 2021 öğretim yılının sonuna baktığımız zaman bizim sınav ortalamamız 65'e düşmüştü. Olması gerektiği gibiydi. Hı hı. Ve tabii bu öğrencilerle de konuşuyorum ben bunu. Onlar mutlulardı açıkçası. Şöyle yaptık. İlk birkaç ayı online yapıp pratikleri yılın sonuna biriktirdik. Bu anlamda orada da bir kayıp olmadı. Bence yani elbette yüz yüze gibi olmadı. Tamam, yüz yüze olsa çok daha farklı olurdu. Hı hı. Ancak online'daki süreçte olabilecek en ideal eğitimi verdiğimizi düşünüyorum ben. Şuna aslında COVID şunu da bence kolaylaştırdı. Bundan sonra eğitim hiçbir zaman tamamen yüz yüze olmayacak bence. Özellikle bazı branşlarda ve olmamalı da. Çünkü bazı birimlerde illa yüzde gelmeniz şart değil. Öyle ki maddi imkan çok iyi olmayan öğrenciler var. Gelip gidemeyecek öğrenciler var. Bazı branşlarda bence artık online girmesi gerekiyor ki biz tıp fakültesine bunu koyduk. Tıp fakültesinde ne yapıyoruz? Ters yüz eğitime geçtik. Orada böyle güzel stüdyolar oluşturduk. Stüdyoya gidiyor öğretim üyesi. Orada kaydını yapıyor. Öğrenci o derse gelmeden o kaydı tamamen izliyor ve kendi dersine geldiğinde öğretim üyesi daha detay konuşuyor öğrenciyle. Hasta bazında konuşuluyor. Bu çok ciddi bir zaman kazancı ve daha detaya girme öğrenciyle karşılıklı ve soru cevap şeklinde oluyor. Hasta bazlı oluyor. Bu anlamda ben tıp fakültesindeki bu eğitimin hakikaten çok farklı şeylere gebe olacağını düşünüyorum. Daha kaliteli bir eğitim olacağını düşünüyorum. Hatta bizim bu hafta biz eğitime başladık.
geçen hafta pardon tıp fakültesi eğitimine. Burada yenilikleri anlattık öğrencilere, yeni gelen öğrencilere. Ben ilk defa bu kadar uzun dinledim baştan sona. Tekrar öğrenci olmayı istedim açıkçası. Neyse. Hakikaten Akdeniz Tıp Fakültesi olabilecek en iyi eğitimi verdiğini bir yönetici olarak ve bir tıp fakültesi öğretim üyesi olarak çok gururla söyleyebilirim. Hocam az önceki özellikle uzaktan ders, online eğitime ben de katılıyorum. Türkiye'nin en pahalı şehri şu anda Antalya. Evet. Birçok memur Antalya'ya atanmak istemiyor. Hı-hı. Çünkü kiralar yüksek. Maalesef. Gerçekten inanılmaz derecede giderler var. Bu manada tercih anlamında Akdeniz Üniversitesi bu süreçten, pahalı bir şehirden nasıl etkileniyor? Ben bundan korkuyordum açıkçası. Akdeniz Üniversitesi bundan etkilenir. Bu dediğiniz faktörlerden dolayı diye düşünürken tam tersi, biz hem üniversite olarak bir basamak yukarıya çıktık, hem tıp fakültesi olarak bir basamak yukarıya çıktık. İnşallah etkilenmeyeceğiz. Şöyle, biz 110 dönüm araziyi zaten Spor Bakanlığı'na vermiştik. Daha doğrusu oraya yurtların yapılması üzerine tahsis etmiştik. Bir 12 dönüm daha tahsis edildi şu anda. Bir yurda daha başlanıyor. Bu anlamda yurtla ilgili sıkıntıları bir şekilde azaltmaya uğraşıyoruz Spor Bakanlığı ile beraber. İnşallah etrafımızdaki ev sahipleri de biraz daha vicdanlı davranırlar elbette. Yemekleri mümkün mertebe, biliyorsunuz her şey çok ciddi zamlar geldi. İşte ekmeğe, una, maalesef, ister istemez, evet, elektrik fiyatları, bu bütün dünyada böyle. Bu anlamda çok az, çok cüzi zamlar yaptık, çok cüzi. Öğrencilerin karşılayamayacağı zamları yapmadık açıkçası. Çok ciddi zarar ediyor aslında üniversite her öğrenci için. Ama bunu yapmak durumundayız. Çok etkilenmedik açıkçası. İnşallah çok da sonrasında çok etkilenmeyiz ama bu dönemi böyle geçirdiğimiz için ben çok mutluyum. Sanıyorum beklediğim gibi olmayacak. Evet, Sayın Rektörüm, ben konuyu biraz turizme getireyim arzu ederseniz. Üniversitemizdeki turizm bölümlerinden bahsedelim. Antalya turizmin başkenti. İstanbul'dan sonra en yüksek turisti ağırladığımız yer ve katma değer olarak ciddi anlamda ülkeye faydamız var. Burada birçok fakültede, birçok bölüm, meslek yüksekokulunda turizmle ilgili bölümlerimiz var. Bu bölümdeki öğrencilerin Antalya turizmine olan faydası ya da mezunlarımızın, bununla ilgili bir bilginiz var mı hocam? Ya da nasıl şu an başarı düzeyleri, puan düzeyleri Türkiye'deki üniversiteler arasında? Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Türkiye'nin bir numara turizm fakültesi üniversite giriş sınavlarında. Bu da çok mutluluk verici. Ben bunun niye olduğunu açıkçası çok net bir şekilde görüyorum. Çünkü hakikaten Can Hıraş Çalışan öğretim üyeleri var. Bu öğretim üyelerinin şöyle bir güzelliği de var. Sahayla çok iç içeler. Sektör çok iç içeler ve teori pratikle bütünleyebiliyorlar. Mesela Covid'de merak ettim ne yaptılar acaba diye. Covid'de alternatif turizm ne olmalı? Bunun üzerine kafa patlattılar. Ya da güvenlik turizm nasıl olmalı? Bunun üzerine yazılımlarla uğraştılar. Bunlar beni çok mutlu etti açıkçası. Ve dediğiniz gibi Manavgat'ta var, merkezde var bir turizm fakültemiz, MYO'larda var. Gastronomimiz var Kemer tarafında, biliyorsunuz Göynük'te. Sorduğum zaman öğrenciler çok mutlu, çok iyi kalitede eğitim alıyorlar. Bir pastacılık açıldı şu anda, Manavgat'ta açılıyor daha doğrusu. Evet, evet, bilim var. Sektörde %80 öğrencimiz çıkar çıkmaz iş bulabiliyor, istihdam ediliyor ve aynı sektör, turizm sektöründe. Ve sorduğum zaman, çok iyi turizm arkadaşlarım var benim, çok sevdiğim, çok yakın arkadaşlarım var. Onlara sorduğum zaman Akdeniz Üniversitesi'nden gelen turizm fakültesi öğrencilerinin farklı olduğunu ifade ediyorlar. Bu da tabii çok mutlu ediyor beni. Hatta bazen gidiyorum otellerine, arkadaşlarım hocam diye yanıma geliyorlar. Bu çok mutlu ediyor. Çünkü hem okurken çalışmak inanılmaz sizi yol kat ettiriyor. 1-0-2-0 önde başlıyorsunuz. Öyle bir şansları da var. Çünkü burası hakikaten hocam, turizmin... Okurken bir öğrenci çalışmıyorsa mezun olduktan sonra iş anlamında çok sıkıntı yaşar. Biz de okurken çalıştık. Kesinlikle. Milliyet Gazetesi'nde. O yüzden siz buradasınız. Evet. Bu çok onu söyleyeyim size. Kesinlikle. Çok önemli. Ben bütün kesinlikle öğrencilere bu konuda olmazsa olmaz diyorum yani. Kesinlikle. Zaten daha çok işlerini severler. Hakikaten her iş çok keyifli aslına bakarsanız. O sahaya indikleri zaman daha çok sahipleneceklerdir işlerini. Bu anlamda kesinlikle önde başlıyorlar diğerlerinden. Ben de onu görüyorum. Tıp fakültesinde bile aynı şey geçerli. Tabii. Ben öğrenciyken
acile çok sık gidip gelirdik. Acile işimiz olmadığı halde, orada öğrenci olmadığım halde. Hakikaten sizi daha tecrübeli, yani daha hızlı yol alıyorsunuz, daha çok ısınıyorsunuz. Sahanın gerekliliklerini, isteklerini, ihtiyaçlarını daha çabuk anlıyorsunuz, daha çabuk çözüm buluyorsunuz. Bu anlamda çok önemli bence de. Bu, turizmciler çok, turizm fakültesi çok bu anlamda şanslı. Evet Antalya'da. Hocam, ben de zaten Manavgat'ta Turizm ve Seyahat Hizmetleri evet. programında görev yapıyorum. Yine biz de orada her zaman öğrenciye göreve başladığım yıldan itibaren her zaman çalışmaları gerektiğini ama bunu mümkün mertebe öğrenciyken olması gerektiğini. Çünkü mezun olduktan sonra gerçekten sudan çıkmış balığa dönecekler. Bunu onlara izah etmeye çalışıyoruz ve biz Manavgat Meslek Yüksekokulu'nda da kariyer etkinlikleri yapıyoruz. Biz biraz şanslıyız aslında o konuda. Evet. Çünkü büyük bir oteller zinciri Antalya'nın sahibiz. En büyük yatak kapasitesi Manavgat'ta. Kesinlikle öyle. Sağ olsun oradaki işletmeler de bize hep destek oluyor ve biz kariyer etkinliklerimizde bu birleşmeyi gösteriyoruz. Sağ olsun yönetimimiz ve hocalarımız, öğretim üyelerimiz her zaman buna destek oluyor. Bunu da ben kendime yolunda olanları da belirtmiş Hatta oluyorum. Hatta Manavgat'ta şöyle bir bizden istek geldi. Hani buraya farklı ne yapabiliriz? Turizme nasıl bir katkımız olabilir diye. En çok ihtiyaç orada farklı diller, işte Rusça, Arapça, buna yönelik muhtemelen önümüzdeki eğitim, öğretim yılında bir yabancı dille ilgili bir bölüm açılacak. Manavgatlılarla beraber buna karar verdik. Orada ne yapılacağı daha çok net değildi. Aslında planlanmış öncesinde ama yol haritası daha belli olmamıştı. Bu anlamda inşallah çok da katkısı olur. Oradan çıkacak yabancı dili çok iyi bilen öğrencilerin istihdamı çok önemli bence. Özellikle Manavgat'ta. Çünkü çok fazla demin konuştuk sizinle. Çok fazla farklı ülkelerden artık eskiden Kesinlikle. Daha çok İngiliz, Alman, Rus gelirdi. Ama şu anda Arap ülkeleri var. İşte Balkan var, Kazakistan aynen. var. Değişiyor. Aynen. Tabii. Hedef kitle değişiyor. Kesinlikle çok önemli. Manavgat Meslek Yüksekokulu demişken hemşerim Fatih Uslu da başarılıdır. Onu da araya sokmak isterim ben. Yörük. Kendisi de Fatih Uslu. Evet, kesinlikle. Biz de Yörük çocuğu evet. olarak Fatih Uslu'yu da araya katmak isterim. Kesinlikle katkı sağlıyor. Üniversitemize de değer katıyor. Tam da işte ekonomiye girmişken bir nevi şunu sormak isterim. Akdeniz Üniversitesi'nin bölge ekonomisine, sağlık turizmine katkısı nedir? Böyle bir araştırma var mı elinizde? Dediğim gibi ilk geldiğimiz günden beri aslında sağlık turizmi biz kafa patlatıyoruz. Geldiğimizde oranlar çok yüksek değildi. Bence hak ettiği yerde değil hala Akdeniz Üniversitesi evet. sağlık turizmi. Hatta Antalya bile değil, onu söyleyeyim size. Sağlık turizmi normal turizmden aslında çok daha fazla getirisi olan, daha az sayı ile Kesinlikle. Daha çok cirolara sahip olabileceğimiz ve daha çok sektörü ilgilendiren, daha çok sektörün işin içinde olduğu nedir? İşte taksiciler, taşımacılar, restoran, AVM, birçok sektör. Ve sağlık sektöründe birkaç kişi geliyorlar ve daha uzun süre kalıyorlar. Sadece otelde kalmıyorlar bu anlamda. Birçok sektörü besleyecek olan bir şey sağlık turizmi. Ve burada en önemli şey kaliteli hizmet verdiğinizi anlatmak. Hı hı. Ucuz değil. Ucuz sağlık hizmeti olmaz. O ya kendi vatandaşınıza olur. Ancak yabancı ucuz sağlık hizmetine kesin karşıyım zaten. Bizim mottomuz kaliteli sağlık hizmeti vermek. Bunun da belirli bedeli olacak elbette. Bu anlamda biz 3 katına çıkardık gelir gelmez sayıları. Hatta Covid'de bile sadece Covid için Ukrayna'dan gelen hastalarımız oldu bizim. Covid'de de bence güzel bir sınav verdi Akdeniz Üniversitesi. Bu anlamda burada bizim için en büyük engel bizim ajanslara fatura kesilmememizdi. Ancak bunu bakanlıklarla görüşerek bir miktar kırdık. Şu anda ajanslara fatura kesebiliyoruz. Bu anlamda elimiz birazcık daha rahat. Ama dediğim gibi burada en önemli olan şey bir hastaya sahip çıkmak. Ne olursa olsun, sonrasında da komplikasyon gelişirse de en büyük sıkıntı şu İdris Bey, onu da belirteyim. Sağlık turizmi eğer ehil ellerde yapılmaz ise size rakam da verip 3 sene sonra eminim başımıza bela olacak. Tam tersi biz çok ciddi hasta kaybedeceğiz. Turist bile kaybedebiliriz bu anlamda. Ona bile yansıyabilir negatif bir şekilde. Bu anlamda kesinlikle buna el atılması gerekiyor. Güvenli ellerde kaliteli sağlık turizminin yapılması gerek, hizmetinin verilmesi gerekiyor. Ben görüyorum ve çok üzülüyorum açıkçası. Ehil olmayan insanlar bu evet. hizmeti veriyorlar, sonra rezil oluyor hastalar evet. ve muhatap bulamıyorlar. Bir diş çekimi bile çok kıymetli. Olmaz mı? Elbette. Evet. Elbette. Dişiniz ağrıyor. Hani sizin için en mutlu insan, dişi ağrısı olmayan insan gibi evet, geliyor ki doğru. insana. Bu bağlamda çok kıymetli, çok önemli. Ve oradaki en büyük sıkıntı, dişini yaptırıyor hasta, gidiyor. Ondan sonra dişi elinde kalıyor gittiği zaman memleketine. Ve sonrasında muhatap bulamıyor. Ve artık şu anda İngiltere'de ve Almanya'da şu konuşuluyor maalesef. Bundan sonra Türkiye'ye gidip de komplikasyon olursa eğer
biz tedavinizi ödemeyeceğiz. Sigortalar artık bu noktaya geldi. Bir an önce bence çok kötü bir durum. Bunun ele alınıp bazı kurallara bağlanması gerekiyor. Herkesin sağlık turizmi yapmaması lazım. Herkesin ajans şirketi olmaması gerekiyor. Çünkü ajansı bile bulamıyor. Son birkaç aracıyı bile bulamıyor hastalar. Çok ciddi önlemler alınıyor bununla ilgili. Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde çok önem veriyor zaten sağlık turizmine. Eğer başkanım bittiyse ben devam edeyim o zaman. Elbette. Sağlık turizmini hani genel olarak ele alıyoruz ama aslında üniversitemizde yaptığımız şey medikal turizm. Sağlık turizminin birçok alanı var. Termal turizm, 3. yaş turizmi adını verdiğimiz yaşlı turizm ve engelli turizm olmak üzere. Medikal turizmden önce bütün hastanelerde ve bütün sağlık sektörlerinde aslında turistin sağlığı vardı değil mi hocam? Evet evet. Ve biz bunu aslında uyguluyorduk ve insanlar ne yazık ki aslında biz sağlık turizmi yapıyoruz gibi bir imaj veriliyordu. Oysa ki yapılmıyordu. Turistin sağlığı ve sağlık turizmiyle ilgili yine üniversitemizdeki talepler, bize gelen kişilerin milliyetleri, bizi nasıl buldukları, işte nasıl aracılıklarla fuarlara mı katılıyoruz yoksa aracı firmalarla mı? Bu konuda bilgi alabilir miyim İkisi hocam? İkisi farklı şeyler Burcu hocam. Sağlık turizm, turistin sağlığı, turist olarak geldiği zaman otellere, başına bir iş geldiğinde acil müdahale ettiğiniz zaman o turistin sağlığı oluyor. Onda da yanlışlar yapıldı zamanında. Çok. Mesela hasta şeyle geliyor, ishalle geliyor. Olmayacak tomografiler, MR'lar bir sürü şey çekilip hastaya gönderiliyordu. Sigorta firmaları bir süre sonra bundan çok rahatsız oldu açıkçası ve bunda da bazı sıkıntılar ortaya çıktı. Sağlık turizmi ise sadece sizin adınıza özellikle gelen hasta, tedavi olmaya gelen hasta. Bizde özellikle Akdeniz Üniversitesi'nde zaten biliyorsunuz bizim yaptığımız organ nakillerini. Organ nakli için, kemik iliği nakli, kanser tedavileri, kadın doğum ve estetik cerrahi için çok fazla talep alıyoruz. Ve dünyanın her tarafından, Amerika'dan bile bize hasta geliyor. Bu çok aslında iyi bir şey. Tabii bu sadece Akdeniz Üniversitesi'nin çabası değil elbette. Türkiye'nin çok güzel bir sağlık sistemi var. Biz COVID'de de bunu kanıtladık. Ne güzel. İnşallah böyle devam eder. Çünkü şu anda bazı sıkıntılar var maalesef. Bu bağlamda Akdeniz Üniversitesi umuyorum bir örnek teşkil eder Antalya'ya. Eğer biz bir önce olabilirsek otellere çok daha üst düzey hastalar gelecekler, müşteriler, turistler. Dediğim gibi restoranlara, şeylere, B&B gibi evlere, o sektöre, işte AVM'lere, esnaf da kazanacak. Ciddi bir donluk sağlayacak kesinlikle. Kesinlikle. Ve bir giden iki kişiyle, üç kişiyle geri geliyor. Hocam bir de ciddi anlamda döviz bırakan turist geliyor. Kesinlikle. Yani 10 katı. Turizme katılanlar normal, değil. Normal turizmin 10 katı hesaplanmış. Kesinlikle. 10 katı. Bence hatta daha fazla, onu da söyleyeyim. Bence 10 katından da fazla. Operasyonlarda çok çok ciddi anlamda. 10 katı. Ben bir hastadan 1,5-2 trilyon para kazandığımızı biliyorum. Ve çok mutlulukla da gitti. Yani eğer siz çok iyi bir hizmet verirseniz asla o paranın zaten onu görmüyor. Hatta hediyesiyle geri geliyor size. Bu anlamda hakikaten çok kıymetli bir sektör. Bunu hep beraber sahiplenmemiz gerekiyor Antalya olarak. Ve bir şey söyleyeyim size. Antalya, İstanbul ve Ankara'dan daha şanslı. Muhteşem bir doğamız var. Direkt uçaklarımız var. Harika otellerimiz var. Çok güzel hastanelerimiz, doktorlarımız var. Bu anlamda bence bunu, hatta fırsat kaçıyor belki de. Bunu bir an önce çeşitli mecralarda, çeşitli bakanlıklarla bir araya gelip hızlandırmamız gerekiyor kesinlikle aslında. Kesinlikle hocam. Hocam, tabii Akdeniz Üniversitesi dünyada birçok ilkleri yaptı. Kol nakli, rahim nakli. Rahim naklinden çocuk dünyaya geldi. Ama nedense uluslararası arenada çok fazla bu başarı gündemde olmadı. Yani belki de birileri sahip çıkabilir buna. Örneğin rahim nakline. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Şu anda hala ameliyat olayına giriyor musunuz? Çok teşekkür. Çok güzel bir şey gündeme getirdiniz bir konuyu aslına bakarsanız. Ve benim burada kanayan yaramdır. O ekibin bir parçası olarak. Biz Türkiye'nin ilk kol nakliyle başladı bu serüven. İlk kol naklini yaptık. Ondan sonra ilk dünyanın ilk rahim naklini yaptık. Sonra da Türkiye'nin ilk yüz nakli yaptık ama en çok ilgi çeken şey ilk yüz nakli oldu. İlginç bir şekilde. Evet. Uğur muhtemelen özellikle. Çok fan sizin köylünüz tabii. Şey Manavgat'ta da biliyorsunuz. Muhtemelen çok fantastik gözüktü insanlara da. Görünen bir şeydi belki. Tabii insanın düşünsenize yüzünüz gidiyor bambaşka bir yüz geliyor. Tamamen bir benliğiniz değişiyor. Benlik algısı değişiyor. Karşıdan da öyle. Bu anlamda evet anlaşılabilecek bir şey bu. Merak. Ancak rahim nakli belki de anlaşılamadı. Belki biz anlatamadık bilmiyorum. Şöyle
Bu rahim nakli kime yapılıyor? Önce ondan başlayayım isterseniz. Tabii. Doğuştan rahmi ve bazen ve veya vajeni olmayan kadınlara, 5000 kadından bir tanesinde oluyor. Ya da bir şekilde gebe kaldı ama gebeliği devam etmedi, çok ciddi kanamaları oldu, rahmini almak durumunda kaldı doktorlar. Çok ciddi miyomları vardı, rahmini almak durumunda kaldı. Bir şekilde travmaya bağlı rahmi alındı, iyi huylu bir sebepten dolayı. Bu insanlara kendi yumurtaları, yumurtalıkları olan kadınlara rahim nakli yapılması gerekiyor. Kendi yumurtanız yok ise o zaman çocuk sizin çocuğunuz olmuyor elbette. O yüzden onun zaten bir endikasyonu yok. Sadece yumurtası ve yumurtalıkları sağlam, evli, kocasının spermiyle önce dışarıdan embriyo haline getiriliyor, dışarıda dölleniyor, ondan sonra da rahme o embriyo transfer ediliyor. Burada bence en büyük sıkıntı şuydu, eğer siz sahiplenmezseniz ülke olarak kimse sahiplenmez. Biz ne yapıyoruz? Evet, çok güzel Almanya'da aşıyı bulan Türk orijinali Alman vatandaşlarımız vardı. Biz onlara o kadar çok sahip çıktık ki çok mutlu oluyorum ama aynı sahip çıkmayı şeyde burada bu olayda olmadı. Bu Nobel'lik bir olay, onu söyleyeyim size. Evet. Çünkü Allah kadını dünyaya gönderiyor, sen üremeyeceksin diyor. Ama biri çıkıyor, rahim naklediyor ve onun üremesine sebep oluyor. Tamamen bir çığır açıyor aslında. Üreme tekniklerine bir çığır bu. Bizden sonra bize İsveç ekibi bize geldi bunu öğrenmeye. Bizden sonra İsveç ekibi yaptı. Onlarınki bizden daha önce doğurdu. Ama dünyada ilk rahim nakli yapan ve başarılı olan, sonuçta biz bu çocuğu doğurttuk. Bu anlamda bu Nobel'lik bir aslında oldu. Doğru. Onu söyleyeyim size. İkincisini yaptık. O da çok başarılı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şu anda bir mevzuat, hala mevzuatta değil. Sıra ona geldiği zaman mevzuata alınırsa eğer çok fazla istek var. Çünkü o kadar çok ki hatta o zaman, hatta hala o kadar fazla Türkiye'den ve yurt dışından talep oldu ki ben o mailleri size göstersem inanamazsınız. Çünkü birçok ünlü. Çoğunlukla bilemezsiniz onun rahminin olup olmadığını. Bir şekilde rahminin olmadığını öğreniyorsunuz tabii, evet. Sonrasında. Ünlüler, işte asiller. O kadar çok mail geldi ki bize gelmek isteyenler oldu. İnşallah bundan sonra olur ama dediğiniz gibi aslında Nobel'lik bir hikayeydi. İnşallah bundan sonra sahip çıkar. Hala ameliyathane organ nakline giriyor musunuz hocam? Tabii. Şu anda. Tabii. Giriyorum. Büyük, evet. Bir keyifle giriyorum ben de. Her hafta mı giriyorsunuz? Ayda mı? Nasıl denk gelirse. Her hafta ameliyatlar oluyor. Karaciğer naklinde biz de iştirak ediyoruz. Ömer Hoca'ya da ben. Artık hangimiz, evet. Uygun olursak. Karaciğerin bir damarı var. O damarı biz mikroskop altında biz dikiyoruz. Gerisini tabii ki organ nakli arkadaşlarımız yapıyor. Genç cerrahlar yapıyorlar. Biz o damarı dikiyoruz. Bu anlamda her hafta ya Ömer Hoca ya ben gidip ameliyata katılıyoruz. Yani. Bir kısmına, evet. O bizim yaptığımız çok saatlerce sürmüyor ama tabii kendi nakillerimiz, o yüz, kol, bacak, işte rahim, onların hepsi tabii 10-15 saat, 20 saat sürüyor elbette. Büyük emek, çok saygı duyuyorum gerçekten. Sağ ol. Bu arada ben izleyicilerimize de şunu hatırlatayım, hocama eğer soru sormak isterseniz Twitter'dan net yanıt turizm etiketiyle bizlere ulaşabilirsiniz. İsterseniz İdris Başkanıma ya da bana, beni de etiketleyerek hızlı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu arada Net Yanıt Turizmi de takip edebilir. Evet, takip edebilirsiniz. Hem Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Evet. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Artık bütün sosyal medya platformlarındayız ve kurumsal olarak devam ediyoruz. Sayın Hocam, üniversite hastanesi olarak sağlık turizmini gerçekleştirmek, diğer sağlık turizmi üstlenen dışarıdaki özel kliniklerin yanında zor mu ya da rekabet mi, avantaj mı sağlıyor, dezavantaj mı ya da burada akademik düzeyde bir eğitim verilen bir yerde bunu gerçekleştirmek, hani bana kalırsa benim için tercih etsem, turist olsam benim için avantaj ama dışarıda nasıl hocam? Çünkü çok ciddi bir pasta var, çok büyük. Ben fiyatları özellikle sağlık turizmi, evet. Üzerine de çalışıyorum, bununla ilgili çalışmalar yapıyorum ve yurt dışındaki rakiplerimizin nasıl fiyatlarla sunduğunu biliyorum. Çok ciddi söylediğiniz gibi ve tavan fiyat yok. İstediğinizi verebilirsiniz. Türkiye bu verdiği fiyatlar üzerinde bile halen ucuz aslında. Kesinlikle. Verdiğimiz hizmet ucuz. Peki nasıl görüyorsunuz hocam? Üniversite sizce avantajlı mı, dezavantajlı mı? Nedir durumu? Hasta açısından çok avantajlı. Çünkü çok güvenli bir kurumdasınız. Çok büyük bir kurumdasınız. İşte yoğun bakımları, her türlü ekipmanı, insan kaynağı çok kaliteli. Onda hiç sıkıntı yok. Asistanları var, hemşireleri çok tecrübeli. Onda hiç sıkıntı yok. Ve dünyanın en radikal ameliyatları yapılıyor. Var mı ötesi? Ama ve lakin bizim açımızdan elbette çok kolay değil.
Neden? Çünkü anlattım ya, aracı kurumlara bizim fatura kesmemiz çok kolay olmadığı için ilk etapta onları çekmek çok kolay olmadı. Tabii bütün karşılama, transfer, otel bulma, otel hizmetleri hepsini o aracı firma hallettiği için bizim böyle bir imkanımız yok zaten. Artı biz özel kurum değiliz. Biz bir devlet kuruluşuyuz. Bu anlamda translator bulmak çok da kolay olmuyor açıkçası. Onların hepsini hallettik ama biraz zaman aldı açıkçası. Bunlar en zor bu süreçlerdi. Ama dediğim gibi muhteşem bir yoğun bakımımız var. İletişimimiz çok sağlam. Şöyle bir sistem kurduk. Önce böyle bir sistem yoktu. Hastalar bütün hastaların arasında randevu alıyordu. Onlara özel bir randevu sistemi oluşturduk. Onların randevu sistemleri bir mihmandarları oluyor. Çok daha güzel, hızlı hallediliyor işleri. Bu anlamda kesinlikle sağlık turizm hastasının güvenle gelebileceği bir yer. Ama asla ucuz değil, onu söyleyeyim. Ucuz olmaması gerekiyor zaten. Evet. Bu anlamda bizim için zor. Çünkü bize gelen hastalar çok da kolay hastalar olmuyor açıkçası. Birçok yere gitmiş, sonuç alamamış hastalar bize, komplike hastalar hangi bize geliyor. Hangi bölümlerden daha çok talep çok var? Nakil herhalde değil mi hocam? Böbrek nakli vesaire organ gibi. Organ nakli, kemik iliği nakli ve kanser cerrahisi. Hem cerrahisi hem onkoloji kısmı en çok talep edilen bölümler bunlar. Ve plastik cerrahi, estetik cerrahi en çok talep edilen bölümler. Onun organizasyonu yapmak tabii çok da kolay olmuyor. Hiç. Şöyle bir şey yaptık. Çok riskli aslında. Kayıtlara kadar. Ben de bildiğim aynen, için içeriğini. Aynen. Çok detay. Çok, evet. Ve tabii neden doktor ekstra bir enerji sarf etsin ki yabancı hastaya? Evet. Onu da kazanması gerekiyor ki mutlu mesut hastaya hizmet versin. Bu anlamda onları da değiştirdik. Doktorların limitlerini arttırdık. Sağlık turizminden güzel para kazanıyorlar. Onlar sağlık turizmi yapmak için heveslendiler. Ne güzel. Bu anlamda inşallah daha da böyle kar topu gibi büyüyerek kocaman ilmelenerek ilerleriz. Çünkü çok ciddi bir kalem bizim için. Diğer kalemle devlet bizi ödüyor biliyorsunuz. Bunda evet, sıcak para girişi oluyor. Herhangi bir kesinti olmuyor. Bu anlamda hemen hızlı bir şekilde biz paramıza ulaşıyoruz. Bu anlamda artı imajı, ülkenin imajına hı-hı, katkıda bulunuyorsunuz. Bu anlamda peki hocam, çok önemli. 2023 ile ilgili gerek altyapı, planlama, beklentiler, projeler, böyle özel bir ekibiniz var mı yani üniversite içerisinde sağlık turizmini geliştirmek adına? Sağlık turizmi için işte de Sayın Vali açıkladı, kış turizmi de iyi geçecek. 2023'te İnşallah, bir olay ne olmazsa güzel, turizm pamuk ipliği. Hı-hı. Ama şu anda güzel geçeceğe benziyor. Bununla ilgili ne tür planlamalarınız var? İşte bu anlamda alternatif turizm o kadar kıymetli ki. Çok. İdris Bey çok kıymetli. Bu da alternatif turizm aslında bakarsanız. Evet. Bu anlamda sağlık turizmi için biz neler yaptık? Dediğim gibi şu an bir otel yapılıyor. O da bir bağışçımızla, yeni turizmci bağışçımızla, o da çok teşekkür ediyorum buradan ona da, onunla devam ediyoruz şu anda. Kampüs içerisinde mi hocam? Evet evet, hemen otopark. Öyle mi? Hastanenin, evet evet, otoparkın ve diş hekiminin hemen arasında. Eğer hastane çünkü hasta genelde çok fazla uzağa gitmek istemez. Otoparkın inşasını görüyorum. Hastaneye evet, yakın olması tabii gerekiyor. Otoparkın hemen yan tarafında. Bence çok önemli bir çok, proje bu. Çok önemli. O bir otel hizmetimiz kaç olacak. Kaç yataklı hocam? 100. 100 küsur yatağı. 105 hı-hı, olması lazım. Böyle bir hizmetimiz olacak. Sağlık turizmi için bir ekip oluşturduk. Bunun yanında dediğim gibi translatorlarımız var. İngilizce, Rusça şu anda. En çok gelen Rus ve Ukrayna'dan çok fazla hastamız geliyor zaten bizim. Otel ne zaman bitecek hocam? Otoparkla beraber bitirmeyi planlıyoruz. 2022 sonu 2023 başı inşallah. Çok güzel. Güzel bir şey olsun istiyorum ben de. İnsanlar mutlu olsunlar içinde. Bu anlamda Next Gen denen bir teknoloji getirdik şu an Antalya'ya. Akdeniz bölgesinde yok. Nedir bu? Sizin genleriniz taranarak o ilacın sizin için uygun olmadığına bakılıyor. Şu anda bu yoktu. Aa, çok güzel. Bütün özel sektördekiler bile bu kanları başka bir yere gönderiyorlar ve inanılmaz fiyatlardı. Buradan onlara da sesleniyorum. Lütfen bütün kurumlar, özel ve de kurumlar ve devlet kurumları lütfen bize göndersinler. Çok kanlı çünkü çok ucuz. Çok daha hızlı hizmet vereceğiz biz onlara. Kimleri sesleniyoruz hocam şu anda? Bütün özel klinikleri, sektör hastanelere. Özel sektör ve devlet hastaneleri. Lütfen bize göndersinler. Çok hızlı ve çok güvenli alacaklar ve çok ucuz alacaklar sonuçları. Bu anlamda da bir tık daha ileri götür. Yani akıllı ilaçların verilip verilmeyeceğini kararı ondan sonra hep bunların kararı verilecek. Bu anlamda da çok faydası olacak sağlık turizmine. İnanılmaz güzel bir şey o da. Türk hastalar için de öyle. Kaliteyi bir tık daha yukarıya taşıdı. Ve research'ü koyamadığımız genle ilgili tanıları koyacağız şimdi bundan sonra inşallah. Yaptıklarımız bunlar açıkçası ve hastaneye PET, tomografi, MR alındı. Onlar da randevu sistemlerini çok hızlandırdı açıkçası.
Bunların hepsinde bir sağlık turizmi ve halkımız için elbette. Şeyler gerçekten hocam, ne güzel. Başkanım, bugün biz hocamdan ilkleri alıyoruz. Evet. Aslında değil mi, programımızda hiçbir yerde geçmeyen ne güzel haberler aldık. Hocam, yine biz Antalya olarak turizmde öncüyüz, tarımda öncüyüz. Yani Antalya dediğimizde tarım ve turizm ikilisinden bahsediyoruz. Ama aslında sağlık o kadar önemli ki bunu pandemi döneminde de gördük. Hatta pandemi döneminde sağlık turizmini artırmak için tesisler kuruldu, daha çok artırıldı. Burada biz yine COVID hastalarını tedavi edelim diye de düşündük. Yine biz şunu diyebilir miyiz? Antalya, hani Türkiye genelinde demeyeyim ama Antalya özelinde biz tarım, turizm ve sağlık kenti haline gelebilir miyiz? Sadece turizm ve tarım değil de üçünü birden söyleyebileceğimizi düşünüyor musunuz? Zaten gelmeliyiz. Evet. Aksi halde ayıp olur. Hem üniversite ayıp olur hem Antalya ayıp olur. Bu kadar çok elinizde altyapınız varken, coğrafyanız, Allah size bunları, imkanları sunmuş. Öyle değil mi? Kullanmamak bence çok büyük bir ayıp ve günah. Açık, bence olmamız gerekiyor. Ve ben tamamen bunun için uğraşıyorum. İlk geldiğim günden beri önce eğitimi önceledim. Tabii ki, çünkü sonuç olarak biz öğrenciler için kurulmuş bir kurumuz. Eğitim için kurulmuş bir kurumuz. Daha sonra bununla beraber bilim yapmak durumundayız. Bilimi de tarım, sağlık için yapacağız elbette. Tarımda da ziraat fakültesi çok güzel bir ziraat fakültesi. Bizim Akdeniz Üniversitesi'nin ziraat fakültesi. İnanılmaz iyi bir üniversite ziraat fakültesi. Orada da anlattığım gibi tarım teknokenti için uğraşıyoruz şu anda. Hı hı. Orada da Varank Bakanlığı'nın çok ciddi destekleri oldu. Bir kısmı yine dediğim gibi Ziraat Fakültesi'nin eğitim alanı olacak. Orada da şu anda en önemli olan şey ne? Su. Daha az suyla, daha dayanıklı, daha verimli tohumlar için uğraşacağız. Evet. Açıkçası. Bence bu çok önemli. Hani tropikal bir meyveden daha önemli. Onu söyleyeyim size bence. İşte buğdaydı, tahıldı. Bunların daha az suyla daha verimli hale getirmek gerekiyor bence. Ben bunun için uğraşacağım bundan sonra inşallah. Kesinlikle. Peki hocam, en büyük hedefiniz nedir Akdeniz Üniversitesi ile ilgili? Nasıl bir üniversite hayal ediyorsunuz görev sürenizin bittiğinde? Akdeniz Üniversitesi'nin marka haline geldiği, insanların Akdeniz Üniversitesi deyince içinde bir sıcaklık, bir güven telkin ettiği, kendi çocuklarım için de eğer bugün sınava girselerdi Akdeniz Üniversitesi'ni yazabileceğim güvenini hissettiğim, bilimsel arenada Akdeniz Üniversitesi'nin bilinirliğinin arttığı, bu da nasıl olur? İşte aşı, biz şu an için kanser aşısıyla uğraşıyoruz. Kanser aşısı ve yapay dokularla, organlarla uğraşıyoruz. Bunların artık geri dönüşünün olduğu, eğitim çok kaliteli olduğu, hep diyoruz ilk binde niye çok fazla üniversite yok diye. İlk binde, üniversiteyi ilk binde görmek, hatta ilk 500'ü görmek istiyoruz. Bunun için ne yaptım? Bunun için de siz bilirsiniz hocam, öğretim üyelerinin atama yükseltme kriterlerini bir tık daha arttırdık. Evet. Aslında yani çok da tepki aldık, aslına bakarsanız çok zorlaştırdınız diye. O 1 Aralık'ta yürürlüğe giriyor. Birkaç kez erteledik çünkü insanlar çok serzenişte bulundular, hocam yetiştiremedik falan diye, ama bunun sonu yok. Sonuçta ne zaman başlarsan başlayayım hep bir kişi yetişemeyecek. Kaç kişi var ortalama hocam kadro bekleyen bu şekilde? Tam olarak net bir sayı veremem size ama şunu söyleyeyim. Serzenişte bulunanlara baktığınız zaman 22 yıl boyunca hiç makale yazmamış, yayın yapmamış insanlar birçoğu. Böyle olunca bazı bölümlerde hiç makale istenmemiş, sıfır. Siz bir makale isteyince çok makale istenmiş. Yani sıfırdan bir yere çıkınca çokmuş gibi geliyor. Ve Türk dizinin de istiyoruz, yabancı da değil. Bu anlamda bunu yapmak durumundayız. Biz burada öğrenci eğitimi ve bilim yapmakla yükümlüyüz. Bunu yapmıyorsak başka bir yerde kendimize iş bulalım, öyle değil mi? Sonuçta burada olmak durumunda değiliz. Eğer bunu yerine getirmiyorsak. Bununla başka hiçbir şekilde üniversiteyi ilk bine getirme şansım yok benim. Çünkü en büyük kriter, ilk bine girme kriterleriniz vardır. Standartlar bellidir. En önemlisi yaptığınız yayın, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı ve atıflardır ve patentlerinizdir. Bunları nasıl arttıracağım ben? Siz arttırın, 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 tamam diyorlar, geri dönüyorlar bölüme. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Bir şekilde dürtmemiz gerekiyordu bizim. Hocam, üniversitelerin çoğalması, öğrencilerin çoğalması, herkes üniversite mezunu oluyor. Ama bu yıl mesela en az 50 tane öğrenciye staj imkanı sağlamışızdır. Ya bir gazeteye yönlendirdik, ya radyo, ya televizyon. Hatta ben her zaman söylüyorum, yani ilk birinci olanlara da ben sektörle ilgili işte sağlıyorum. Türkiye'nin birçok bölgesinde, çünkü bütün radyo, televizyon
yöneticileriyle içli dışlı görevimiz icabı. Hem RATEM'de hem gazeteciler cemiyetindeki görevimiz nedeniyle. Ama maalesef yeni mezunlar ciddi sıkıntı bekliyor. Teori, pratik ikisi bir arada değil. Bilimsel anlamda güne, şartlara, sektöre uymakta zorluk çekiyorlar. O yüzden hem hocaların kendilerini geliştirmesi gerekiyor, yenilemesi gerekiyor, hem de öğrencilere daha kaliteli eğitim vermesi gerekiyor. Başkanım, şöyle bir şey de var. Neden böyle? Birkaç faktörü var aslında bunun. Bir, herkes üniversite mezunu olması gerekmiyor. Bence evet. çok büyük bir yanılgı. Evet. Birkaç hafta önce İngiltere'deydim. İşte Cambridge'e, Oxford'u görme şansım oldu. Orada 100 kişiden kaç kişi sizce üniversite mezunu oluyor? Lise sonrası. Çok az. Bir oran verin bana. Evet. Yani %40 diyebilirim. 25. Oo, çok az. Evet. Ama geri kalan insanlar da mutsuz değiller. Bir şekilde emek, teknikerlik yapıyorlar. Çalışıp karşılığını alıyorlar. Bu emeğin de karşılığını alıyorlar. Mutsuz değiller aslında. Yani herkesin üniversite mezun olması gerekmiyor. Üniversite mezun olduğunuz zaman hiçbir iş beğenmiyorsunuz maalesef. Emeğe dayalı iş yapmak insanlara zor geliyor. Evet. Artı her üniversiteye giren üniversiteden mezun oluyor mu? Hayır. Hayır değil. Orada üniversite okumak çok, üniversiteye girmek çok zor değildir ama üniversiteden bitirmek çok zordur. Bizde o da öyle değil maalesef. Maalesef. Öğretim üyeleri alınırken üniversitelere kriterler o kadar minimum ki. Ve tamam aldık güzel ama onları bir şekilde siz bunu çalışın dediğiniz zaman çok ciddi bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. O zaman biz öğrenci nasıl eğiteceğiz? Kaliteli, önce sizin kaliteli olmanız gerekiyor. Sizin şu günün ihtiyaçlarını bilmeniz gerekiyor. Teknolojisini bilmeniz gerekiyor. Yani hani siz 20 sene öncesinde kaldıysa hiç yayın okumuyorsunuz. Ve yayın nasıl yazarsınız? Yayın okursunuz ve yayını yazarsınız. Yani hani bunları eğer siz refüze ediyorsanız, inatçılık yapıyorsanız, rezistans geliştiriyorsanız ondan hiçbir şey olmaz ki. Bizim şu anda üniversite olarak en büyük sorumluluğumuz kime? Öğrenciye, öyle değil mi? Evet. Öğrenciye iyi bir eğitim vermek için sizin donanımlı olmanız gerekiyor. Bunu istemek de benim en büyük hakkım diye düşünüyorum yönetici olarak. Aslında hepimizin istemesi gerekiyor. Tüm hocaların bunu istemesi gerekiyor. Çünkü zaten yaptığımız iş bunu gerektiriyor baktığımızda hocam. Maalesef. Yani kendimizi sonuç olarak kaliteli öğrenci için kaliteli öğretilmesi lazım. Öyle değil mi? Çok önemli hocam. Yani her alanda mesela ben işte 90'lı yıllarda üniversitede okurken hoca birçok özel sektörde danışmanlık, kamu kurumunda kendisini hem teori hem pratik kendini de geliştiriyor. Sadece ders vermiyor. Yani üniversite ders veriyor, başka uluslararası arena, bilimsel çalışmalar, yine yabancı diller, dünyanın her yerinde çalışmalar yapıyor ve bu şekilde ancak başkanım, Türkiye kalkınabilir. Başkanım, siz işini seviyorsanız kesinlikle yani işte o kadar çok şey yapıyorsunuz ki hiç sizin birinin dürtmesine gerek olmuyor çok zaten. Doğru. Yani seviyorsanız zaten seven insan, işini seven insan o kadar çok belli oluyor ki. Hiçbir şey vermenize gerek olmuyor zaten sizin. Doğru. O anlamda işini seven insan kaliteli iş çıkartıyor. Ve o kendi işi yani ona işi işmiş gibi gelmiyor zaten. O anlamda çok önemli. İşini seven, işine düşkün, kaliteli öğretim üyesi. Çocuklarımız için ya. Çocuklarımız için. Yani biz mesela iletişim fakültesi mezun olduğumuz için iletişim fakültesinde bir öğrenci mezun olduğu zaman kameraman kullanacak, tabii, iyi bir fotoğraf çekecek, haber yazacak. Mutfağını bilecek değil mi? Metin yazarı, evet. Yani iletişim fakültesi adı altında muhakkak. Gazetecilik, radyo, televizyon, halkla ilişkiler, reklam hepsi var. Metin yazar, yani her şeyi bilecek. Evet. Gerekirse kurguyu da bilecek. Hı-hı. Yoksa hep iş derler bulmak ya sizin sektörde çağcılıkla başladım falan. Çağcılıkla çok zor. Hep duyarım. Elbette. Sonuçta her basamağını yaptığınız zaman her daha başarılı oluyorsunuz ve altınızı hükmedebiliyorsunuz. Bildiğiniz için. Çok önemli değil mi sizce? Denetim en önemli şey değil mi hocam? Denetleyebiliyorsunuz. Doğru yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bilmeyen denetleyemez zaten. Bilmeyen denetleyemez tabii. Şimdi biz televizyonun bütün önemli yasasını biliyoruz. Radyo televizyonun yasası nedir? Reklam ne zaman girer? Reklam süresi nedir? Ama bilmediğiniz zaman hakim olamazsınız. Elbette. Yani yaptığın işin en iyisi olacaksın. Bir de şey var. Gazeteci haber yaparken iki tarafa da soracak. Ya tabii ki soracak. Ondan sonra haber yazacak. Doğru mu değil mi? Ama ulaşamadığı zaman da eldeki kanıt belgelerle yazıyor. O da var. Bazıları telefona bakmıyor mesela. İspatlı ama ispatlı olsun. Onu anda yazmak zorunda değil ki. Gerekçeli yazacak. İspatlı yazması lazım başkanım evet, yani. Evet, i̇spatlı yazacak. Tam ulaşamamış olabilir o anda. Evet. Onu o anda yazmayacak o zaman. Ya da ispatlı yazması. İspatlı varsa sıkıntı ya, yok. Ya konunun muhataplarına sormak zorunda. Evet hocam, söz evet, size. Evet yani kesinlikle katılıyorum ona. Dedikodu değil, gerçek haberin olması gerekiyor.
Hocam bu şeylerden bahsettik, dünya sıralamasında. Türkiye'de biz hangi sıralamadayız? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Nedir durumumuz? Hem akademik yayınlarla ilgili, akademisyenlerimizin durumuyla ilgili, hem de bölüm tercihleriyle. Genel bir ortalama ya da sıralama var mı hocam bununla ilgili? Şöyle, görev geldiğimiz ilk günden itibaren biz bu kriterleri arttıracağımız söylemleri başladı zaten. İşte 2 yıl oldu. Ben ancak daha 1 Ağustos'ta, işte 1 Aralık'ta gündeme gelecek inşallah. Bu 2 yılda sadece söylemleri bile bazı insanlar için etki yarattı. Biz çok hızlı bir şekilde yayın sayımızı arttırdık. Bu anlamda biraz daha yukarıya çıktık ama yetmez. Bu şekilde dünya sıralama, bazı şeyler sıralama, bir tek sıralama yok. Bir sürü sıralama var. Ona kriterleri aşağı yukarı aynı. Avantajları farklı olmakla beraber orada en önemli şey benim patent. Yayın, uluslararası yayın ama Türk yayın değil maalesef. Keşke Türk yayın olsaydı, çok isterdim. Ancak maalesef bilimimiz dünyanın en iyi bilim olmadığı için dilimiz, bilimi en iyi yapan kimse onun dili olmak durumunda. Eskiden Fransızcaydı biliyorsunuz. Evet. Bundan 100 yıl önce. Şimdi İngilizce. İnşallah bilim adamlarımızın kaliteli olmasıyla iyi bilim ortaya koymakla Türkçeleştiririz inşallah bu bilim dilini. Ama şu an için böyle bir şey söz konusu değil maalesef. Bu anlamda uluslararası yayın yapmak durumundayız ve atıf almak durumundayız. Bunları kesinlikle yaparsak inşallah daha iyi olacağız. Ben inanıyorum. Olması gereken yerde değil Akdeniz Üniversitesi ama inşallah 2 yılın sonunda olacak diye düşünüyorum. Hocam, İnşallah. Akdeniz Üniversitesi'nden benim kendi şahsi olarak beklentim, az önceki nasıl rahim nakli ve çocuk dünyaya gelmişse işte yüz nakli, kol nakli, artık günümüzde neredeyse 6-7 kişiden bir tanesi böbrek hastası. Evet. Bunu hep beraber görüyoruz çevremizde. Dünyada, Türkiye'de fark etmiyor. Afrika'da işte ortalama ölüm 50 yaşında ve ilk önce böbrekler gidiyor. Evet. Su sorunları var. Evet. Dünyanın birçok yerinde. Dolayısıyla insandan insana bu böbreği almamak adına Akdeniz Üniversitesi Ar-Ge'ye önem veriyor mu? İleride böyle bir müjde verebilecek misiniz? Bununla ilgili bir çalışma, altyapı, kaynak aktarımı nedir? Düşüncelerinizi almak isterim. Tabii ben bir doku nakli yapan bir cerrahım aynı zamanda ve bir doktoram da var. İmmünoloji doktorası da yaptım ben. Bu anlamda bu işin çok göbeğindeyim. Şu anda yapmış olduğumuz laboratuvarla inşallah bir sonraki, şu anda onu çok kıskandım ben mesela. Ben çok kıskanç bir insan değilimdir ama onu çok kıskandım. Amerika'da hayvandaki organın genini değiştirerek insana naklettiler. Tabii çok böyle primitif bir çalışmaydı bu. Beyin ölümü olmuş bir insana aslında gerçekleştirdiler bunu. O yüzden çok uzun süreli bir şey olmadı ama bu hani ilk basamak, ilk adımdı. Çok emekleme aşamasında ama dünyada çok kafa patlatılıyor buna. Biz de şu anda yaptığımız şey, organ nakli neden çok zor? Sonrası teknik olarak çok zor ama hasta için de tehlikeli. Kullandığınız ilaçların vücuda yan etkileri var. Nedir? Kanser olma ihtimaliniz yüksek, enfeksiyon olabiliyorsunuz. Bu anlamda bizim ve herkesin uğraştığı şey verilen organın sizin bağışıklık sisteminizi değiştirin, savaşmayacak bir organ nakletmek. 2 yolu var. Ya naklettiğiniz ya bir yapay organ oluşturacaksınız. Evet. Ya da naklettiğiniz organın genleri sizinkiyle aynı olacak. Ya da öyle bir ilaç geliştireceksiniz ki o ilaç yan etki oluşturmayacak. Şu anda bunlara uğraşıyoruz. Bu bir altyapı meselesi öncelikle. Ve laboratuvar meselesi. Laboratuvar ve altyapı kısmını halletmek üzereyiz. Hızlı bir şekilde şu an çalışma devam ediyor. Bizim var research'lerimiz. Kendi adıma söylüyorum ben. Plas C adına söylüyorum. Doku nakli için. Şu anda var. İnşallah. Bu tabii bugün başlayıp da yarın çıkacak ürünler değil maalesef. Ama inşallah en kısa zamanda güzel haberlerle karşınıza çıkarız. Hocam, Burcu Hocam'a 2 soru hakkı veriyorum. Bu sorumu da verdikten sonra. O zaman sonra ben 1 soru hakkımı gelen sorulardan kullanayım. Evet, bence de. Hemen organ naklini bir şekilde kapatmak istiyorum. Sanıyorum şu anda Türkiye'de bir akciğer nakli hiç olmadı. Var var, akciğer nakli yapıldı. Yapılan mı? Yerler var. Akdeniz evet. Üniversitesi'nde olmadı galiba. Bizim ruhsatımız yok Akdeniz Üniversitesi'nde şey için, akciğer evet nakli için. Türkiye'de kaç tane ruhsat var? Ruhsat olması lazım. İki merkezde var. Evet evet. Akdeniz Üniversitesi'nde olmadığı için ben sizden açıkçası bununla ilgili önümüzdeki süreçte ruhsat neden yok hocam? Sıkıntı biz başvurduk nedir aslında ama evet, o raddeye gelemedik henüz. Çok önemli gerçekten. Çünkü bizim organ nakli çok ciddi bir tecrübe gerekiyor İdris Bey. Çok ciddi. Neden? Çünkü o ilaçların yan etkileriyle savaşmak o kadar zor ki. Bizim şu anda 12 tane Akdeniz Üniversitesi
doku nakli merkezi, bizim merkezimiz dünyadaki tek merkez. 12 tane nakil yapan başka merkez yok. Hiçbir merkezde hem kol, hem rahim, hem yüz yok zaten. Bu inanılmaz bir tecrübe. Çok. Artı rahmetli Tuncer Hocam'ın Karpuzoğlu. Evet. Karpuzoğlu, Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun, çok da severdim kendisini. Ruhu şad olsun. Çok ciddi bir katkısı oldu onun bilime, Akdeniz Üniversitesi'nde Antalya'ya. Onun açtığı yolda ki tecrübe o kadar kıymetli ki, o yüzden evet, akciğer naklini Akdeniz Üniversitesi yapmalı. Evet. O girişimine devam edeceğim ben. Ama biraz daha yolu var. Zor değil. Zor bir ameliyat değil asla. Çok zor bir ameliyat değil. Sonrası zor. Sonrasında akciğer direkt dışarıyla ilişki halinde olduğu için, diğer organlar gibi değil, böbrek, kalp, akciğer, karaciğer kapalı alanlarda direkt teması yok dışarıyla. Akciğer direkt nefes alıp veriyoruz ya, direkt dışarıyla temasta olduğu için enfeksiyon sayısı çok yüksek. Bu anlamda sonrası o takibi çok zor. Bu anlamda inşallah yakışır Akdeniz Üniversitesi, inşallah olur. Çok. Buyur hocam. Eminim olacağım. İnşallah. Şimdi bir tweet geldi hocam. Dilerseniz onu aktarayım size. Herhalde tereddütte kalmışlar sağlık turizmi artınca. Acaba diyor, vatandaşların hizmeti aksar mı sağlık turizmin artmasıyla, değil mi? Evet. Asla. Hep onu çok söylüyorum. Çok ayrı iki birim. Bizim buradaki amacımız öncelikle öğrenci eğitimi çok kaliteli olması gerekiyor. Onlara ciddi boyun borcumuz var. Evet. Bilim yapmak ve hastanemizle halka hizmet etmek, onları mutlu etmek, tedavi etmek olabilir mi böyle bir şey? Asla. Ya zaten hani Türk vatandaşının kalbimizde yeri bambaşka bir Türk vatandaşı olarak. Öncelik onların her zaman. Tamamen organizasyon farklı bir organizasyon. Kesinlikle asla hiçbir Türk vatandaşının hakkı yenmez, önüne geçilmez asla. Hiç müsterih olsunlar lütfen, asla öyle bir şey olmaz. Ben buradayım zaten, ona asla izin vermem. Asla. İzleyicimiz gibi. Tamamen farklı. O sistemler çok farklı. Çok. Ben bildiğim için. Evet. O anlamda müsteri olsun, asla öyle bir şey olmaz. Olursa da hemen kapımı çalsınlar. Buradan aktarıyoruz. Eğer öyle bir şey hissederseniz Özden Özkan Hocam sizi bekliyor. Ama eminim öyle bir şey hissetmeyeceklerine. Bir sorum daha mı vardı benim? Evet. O zaman ben sanırım son sorumu soruyorum. Şunu sormak istiyorum. Özden Özkan Hocam nasıl bir turist? Turizmde neleri tercih ediyor? Ki eminim çok yoğun bir hayatınız var. Sürekli nakillere giriyorsunuz. Buradan zaten bu programa bile bir operasyonu tamamlayıp geldiniz. Evet, evet. Ve çok kutsal bir görev ve çok zor. Eminim. Hepimizinki çok kutsal. Öyle, ama ben her zaman sağlık çalışanlarına çok daha ekstra saygı duyuyorum. Çok şeyden feda edip çünkü bu görevi icra ediyorsunuz. Ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz turist olmaya bilmiyorum ama Türkiye'de nasıl bir turistsiniz? Dünyada nasıl bir turistsiniz? Neleri tercih ediyorsunuz? Mesela hangi turistik aktiviteleri tercih ediyorsunuz? Turizm sizin için neyi ifade ediyor? Türkiye'de çok iyi bir turist değilim açıkçası. Evet. Çok o kadar hakikaten yoğunuz ki hani Manavgat'tan öteye geçemiyorum açıkçası. Çok yakın arkadaşlar var Alanya'da mesela, siz tanıyorsunuz. Onların yanına gidemedim açıkçası. Bu anlamda çok iyi bir yerli turist değilim. Yabancı turist olarak da genelde şeyi seviyorum. Farklı yerlere gitmeyi seviyorum. Farklı kültürleri tanımayı seviyorum. Çok alışveriş çok sevmiyorum. Ona zaman ayırmayı çok seviyorum. Çünkü artık Türkiye'de her şey var. Bu anlamda farklı kültürler, farklı yemekler. Ama şeyi merak ediyorum mesela, Antep'i çok merak ediyorum. Gitmedim maalesef. Hep Fatma Başkan'la konuşuyoruz. Çok da severim Fatma Şahin'i. Orada ikinci Oda Akdeniz Üniversitesi. Evet, ne güzel. Çok mutlu oldum orada da. Bu anlamda farklı kültürler, farklı insanlar, farklı yerler, farklı atmosferler. Onları tercih ediyorum açıkçası. Sakin yerler, çok kalabalık ortamları çok sevmiyorum açıkçası. Peki şunu... Maalesef Antep'e gitmekte geç kaldınız. Evet. Antep çok kalabalık. Her yer Suriyeliler bayağı bir. Hatta Arapça, sokaklar bile Arapça şeklinde. Ya şunu söylemek istiyorum. Önemli olan her yerin güzelliği var. Gastronomide ilk Antep, sonra Hatay. Antalya'da festivaller başladı. Dolayısıyla Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgesine gittim. Her tarafın ayrı bir güzelliği var. Türkiye'nin ama Antalya en güzeli. Hı-hı. Onu da söyleyeyim yani. Antalya çok güzel. Yaylası ayrı güzel. Çok. Denizi her ayrı şey güzel. Var hocam. Evet. Çok, her türden şey var. Aktiviteye, turizm çeşidine ulaşabiliyorsunuz. Tarihi muhteşem. Şehir. 400 medeniyet gelmiş geçmiş burada. Evet. Diyorum yani, ağızları tanını biliyorlarmış ki 400 medeniyet burada yerleşmiş. Öyle doğru. Değil mi? Kesinlikle. Bu anlamda hakikaten muhteşem bir şehir. Türkiye zaten Hristiyanlar için de çok özel bir bölge. O kadar çok hac bölgesi var ki işte Karadeniz, Ege, Kaş, Hatay, öyle değil mi? Hatay, evet. O anlamda da aslında o da çok güzel bir turizm aslına bakarsanız. O anlamda muhteşem bir ülkede yaşıyoruz.
Ama tabii farklı yerler görmekte de fayda var elbette. Burada önemli olan bir standardı yakalayabilmek. Bence o eksik Türkiye'de. İtalya'ya gittiğiniz zaman, İtalya asla Türkiye'den daha güzel bir yer değil asla bakarsanız. Asla evet. Değil. Yunanistan'a gittiğiniz zaman asla daha güzel değil ama yediğiniz yemeğin ne geleceğini, ne fiyat olacağını aşağı yukarı biliyorsunuz tadını. Burada çok farklı standartlar ve hizmet biraz farklı. Hizmet sektöründe o personelin daha eğitimli olması gerekiyor. Amaç kazıklamak olmamalı turisti. Bazen nasıl bir daha gelmeyecek zihniyeti olabiliyor. Bunu kırmak lazım. Bence bunlar satıyorsunuz aslında. Maalesef öyle. Maalesef evet, o yemeği satmıyorsunuz. Çok önemli. Kesinlikle Türkiye çok daha üstün. İspanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan ama Fransa'da mesela gittiğiniz zaman Nice, 100 yıl önceki Nice'i görüyorsunuz. Hiçbir şey değişmemiş. İngiltere keza öyle. Benim kanayan yaram. Geleneği korumak gerekiyor. Yani modernlik de çok güzel ama bazı değerler asla bozulmamalı, korunmalı. Yemekleriniz işte halılarınızı atıyorum, mekanlar. Evet yeni mekanlar yapılmalı hocam, ama ikisi de. Tarihin göbeğini değil elbette. Evet, hocam kesinlikle. Hem doğal hayat hem modern hayat ikisi de bir arada olması gerekiyor. Turizm böyle yapılır zaten. Evet. Biz geçmişi yok etmememiz gerekiyor. Hocam benim son sorum. Şu anda yönetmen arkadaşım da ekrana mutlaka yazacaktır. Geleceğin meslekleri, hı hı. Bütün öğrenciler, hı hı. Hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Yani dünya nereye gidiyor? Hı hı. Hakikaten de bir şişkinlik var, bir gaz sıkışması evet, var. Maalesef. Nüfus artıyor, dünya kaldıramıyor evet. Gıda anlamında, enerji anlamında. Siz nasıl görüyorsunuz geleceğin mesleklerini? Bence neler tavsiye edersiniz? Tarım sektörü asla ölmeyecek bir sektör. Tarım, işte ziraat asla ölmeyecek bir sektör. Tıp keza öyle. Sağlık. Ama tıpta da mesela şey çok kıymetli, bizim laboratuvar kısmı, onu çok bilmiyor öğrenciler maalesef. Hatta ben her sınıfa girdiğim zaman, ben derslere devam ediyorum girmeye, çocuklara hep soruyorum ne olmak istiyorsunuz? O kadar az laboratuvar kısmını söylüyor ki, temel tıbı söylüyor ki öğrenciler, inanılmaz asla düşünsenize. Hani bir 10 yıl daha nasıl yaşatırım insanları, işte 200 yaşına kadar nasıl yaşatırım, genleri nasıl değiştiririm, gen mühendisliği asla ölmeyecek. Doku mühendisliği, malzeme mühendisliği ve bilişim asla ölmeyecek elbette. Asla ölmeyecek bilişim. Ve herkesin kesinlikle programlamayı bilmesi gerekiyor, bilişim bilmesi gerekiyor bence. Hangi alanda olursa olsun hangi değil alanda mi hocam? Olursa, hiç evet. Fark etmez. Çünkü artık her alanda programlama var kesinlikle. Var. Onu doktorda olsanız, ben şu anda iki tane kızım var Allah bağışlarsa, amin. Hepimizin çocuklarına Allah uzun ömürler versin. Amin. Onlara şu anda bilişim dersi aldırıyorum ben. Bu anlamda herkesin dil kadar önemli. Hatta dilden belki daha önemli. Bunu bilmesi gerekiyor. Bence ölmeyecek şeyler, kesinlikle asla ölmeyecek branşlar bunlar. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben programımıza teşekkür katıldınız. Ediyorum. Kapanışı ve açılışı Burcu Hocam yapıyor. Programımıza katıldınız, değerli fikirlerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Lider Haber'in tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten de son derece başarılı bir teknik ekip var. Kesinlikle öyle. Ben hakikaten de çok mutluyum. Hem arkada hem ön planda kameraman, yönetmen, resim seçici görevini layıkıyla yapıyor. Öğrencilerimiz var mı başkanım bizim burada? Ediyorum. Öğrencilerimiz var mı? Her medya kuruluşunda ha. Mutlaka varlar, Akdeniz evet. Üniversitesi var. Ne güzel. Evet. Hatta sizde de var değil mi başkanım? Var. Evet. Bizde de ben var. Geç geldiğim için göremedim onları muhtemelen. Sayın Rektörüm, ben de çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve güzel bilgileri, hatta ilkleri bizim programımızda verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu imkan sağladığınız için çok teşekkürler. Size de çok güzel bir yıl diliyorum. Çok güzel programlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sarılı lütfen unutmayın. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Onu da içerisine alacağız. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere en başta. Bizleri takip edip izlediğiniz için. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de almışsınızdır. Haftaya AKTOP Başkanı Erkan Yağcı ile bir program gerçekleştireceğiz. Aynı saat, aynı günde sizleri tekrar bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.